Bir tane minik dostumuz geldi. Koşa koşa, sevine sevine geldi. Bakar mısın nasıl yüzüyor? Sev bakalım. Ne olacak? Geçirmez geçirmez. Ayakları yere değiyor. Ama o sevilmek istiyor senden. Şimdi Ilgın'dan çıktık. Bodrum'un merkezine geldik, Torba'ya. Burada biraz takılacağız, denize gireceğiz. Hafif bir rüzgar ama sıcak güzel. Evet. Kendimize bir yer bulup sandalyelerimizi koyup denize atlayacağız. Çok mu güneş? Allah ağaçlıklarda bir yer bulur. Yani yoksa şöyle şunu kaldırmam oturum. Şöyle şu gölgeye. Evet. Nasıl? Günaydın arkadaşlar. Günaydın hepinize. Bugün Torba'da uyandık ama şimdi Cennet Koyu'ndayız. Bodrum Cennet Koyu'na geldik. Cennet Koyu aslında biraz daha ileride. Ama oraya araç girişini kapatmışlar. Ve çadır kampı haline gelmiş. Ama biraz kalabalıktı. Evet, kalabalık olduğu için biz oraya girmedik. Ama çok güzel bir görüntüsü var. Çamların arasında mükemmel yeşil ve mavinin buluşması. En sevdiğimiz renk. Arkamız çok güzel. Yanımız. Yanımız da çok güzel. Yanımız. Benim yanım çok güzel. Ha şey gördüm o zaman. Şey yapıyorlar. Su kayağı mı deniyor buna? Sanki. Öyle hatırlıyorum. Skyboard diye isim geliyor. O bu değil. Evet. Çok güzel bir yerdeyiz. Denizle ormanın bütünleştiği bir yerde. Ve biraz sonra bu mavi derinliklere atlayacağız.
evet, orada kumsal varmış. Nereyi beğendin? Ya orası da çok güzel. Ha, şimdi kahvaltı yapmak için burası daha uygun değil mi? Evet. Burada kahvaltımızı yapalım. Hem gölge burası. Ama bak buradan o kadar güzel atman etkisi ya. Çok güzel gözüküyor değil mi? Mükemmel. Denize girdik çıktık. Mükemmel. Gölge bir yer bulduk. Şurası da düz. Kahvaltımızı burada yapmaya karar verdik. Denize doğru iniyoruz. Şurası kamp yerimiz. Çok güzel. Böyle daha sakin, daha insandan uzak yerler arıyoruz. Tabii ne kadar olabilirse. Ama çok güzel yerler buluyoruz günlerdir. Şuradan geldik ve şuradan denize gireceğiz. Şuradan. Şuradan. Gösteriyorum. Thank you.
denize girdik yine. Çok güzel değil mi? Evet. Hem de böyle kumsal. Masmavi. Cennet koyuna doğru yürüyoruz. Zaten her bir tarafı cennet ya. Tabii. Masmavi deniz var. Yemiş, her orman. Yer ağaç. Burası aynı zamanda tekne cenneti. Evet. Baksana. Tekneler var çünkü koy o kadar güzel. O kadar güzel ki. Hem denizden hem karadan ulaşım mevcut. Mükemmel. Cennet koyuna geldik sayılır. Evet, şu karşı cennet koyu denilen yer. Ama araç girmesin diye böyle. Şimdi traktör girmişim. Çöp toplamak falan girmişim. Ha, olabilir. Kumsalda yine çadırlar var. Kalkar mı? Ne zaman kalkar belli olmaz. Allah Allah. Dayı gitmiş ya. Dayı cenaze olmuş. Yani bu kadar kalabalık olmasa burası gerçekten çok güzel bir yer. Tabii daha o tarafa doğru çadırlar güzel. Baksana tepeye bile çadır koymuşlar. Ha, evet. Tabii çadırlar var. Ama tabii pırıl pırıl yani. Bakalım. Biz de şu ileride bir yerdeyiz. Şu toprak yol böyle bina, gidiyor. İleride bina görünüyor ya, onun sol tarafı. Biraz taraf. 100-200 metre ileride. Şimdi biz cennet koyunun da bir tarafına bakmak istiyoruz yani. Evet, deniz yapalım. Yapalım. Cennet koyuna gittik, geri geldik kaldığımız yere. Orası hem çok kalabalıktı. Evet. Hem de orası çok toprak olduğu için daha böyle bataklık demeyeyim ama daha ince böyle kum var. İnce kum olduğu için kum kalkıyor ve görüntü parlaklıktan ziyade daha böyle koyulaşıyordu. Onu beğenmedik. Daha böyle açık, aydınlık. İçine girdiğimizde böyle denizi pırıl pırıl gördüğümüz kendi kaldığımız yerin alt tarafındaki koya geldik. Evet, insanlar da zaten artık yavaş yavaş gitmişler. Azalıyor. Burası tamamen bize kalacak. Bodrum'da Cennet Koyun'da akşam yemeği için menümüz hazır. Menümüzde sucuklu makarna. Evet. Deniz fasulyesi. Ve yoğurt. Yoğurt. Ve patates ekmeği. Patates ekmeği var. Cennet Koyun'dan herkese günaydın. Günaydın. Şimdi
Cennet koyundaki uyandığımız manzaramız. Deniz çok sakin. Denizi bekliyor. Şimdi Cennet Koyun'da son kez denize gireceğiz. Buradan Türklük tarafına doğru geçeceğiz. Nereye? Cennet'te. Cennet Koyun'da. Başka bir yere geçeceğiz bakalım.